Merhaba arkadaşlar. Bu sefer Simulator'la yapıyoruz. Bazı yer bulmakta sıkıntı yaşadım. Masa küçük olunca işte joystick setup'ımı zar zor kurdum. Şimdi JFK'ye iniş yapacağız. Karşınızda JFK var. Uçağımız da bu. 747. Bakalım neler olacak. Evet. 104 bendeli benim uçağım. Kestik. Ha. Evet, bir kere şunu anladım ki şeyimiz ters çalışıyor. İttirince gaz, güç azalıyor. Çekince artıyor. Yani olması gereken tam tersi. Biraz daha azaltalım o zaman gazı. Hatta şöyle bir gazı bir sıfırlayayım. 100 nattayız. Flaplarımız ne vaziyette acaba? Verelim de çünkü flaplar arayacağım, orada flaplar ne durumda ona bakacağım. Önger her şey böyle Türkçe oldu. Flaplar nerede acaba? Otomatik ören iniş takımı, iniş takımımızı açalım. Kayıyor. Niye kayıyor? Ben burada iniş takımlarını açarken kaymışız, haberim yok. Çok eğleniyoruz. Bu uçağın inişin hakkı pas geçmek de. Laplarımız ne vaziyette acaba? 180 lat inmemem gerektiğini biliyorum bir kere. Ama yapacak da fazla bir şey yok. Yüznat da bu uçağı indirsek felaket olacağını emin olabilirsiniz. Yani 4090 ekran kartıyla da birazcık sanki FPS'imiz düşmüş gibi hisse kapalım. Frenler ne acaba? Yerimiz. Freni bulduğumu sanıyorum. Çünkü hızımız hızla azalıyor. Evet. En azından rezil olmadığımız bir iniş yaşadık. binlik bir skor elde etmişiz. Rezil olduk puansı olarak. 829 binlik skor. Biz aldık 126.500. Sıradaki neymiş bakalım. İniş hassasiyetinden bu kadar almışız. Yer rulesi diyor berbat. İniş pürüzsüzlüğü. Oradan da 4'te 1 almışız. Toplam bu kadar çık puan almışız. Bir kere daha mı denesek acaba? Millet milyon milyon almış. Bizse alamamışız. Neyse. Biz bir ana menüye geri dönelim. En azından treninin hangisi olduğunu biliyorum artık.
Buradan şurada genel faaliyetlere girelim. Şu hoşuma gitmişti. Nerede o? Şu. 40. yıl şeysi. Benim bir nevi ilk zamanlarında en sevdiğim uçuş oydu. Bayılırdım onu yapmaya. Cık, bakayım bulabilecek miyim? Oh, Meigs havalı limanı. Oraya Kork'tan kalkardım. Oraya inerdim. Ha, burası olması lazım tabii kendisi. Evet. Chicago Meigs. Şimdi bu havalan yok artık. Kaldırıldı. Bakayım 2003'te, evet, 2003'te kapanmış. 20 yıl olmuş kapanalı. Ama burası Flight Smith'in ilk havalimanıydı. Şurada stadyum görüyorsunuz. Burada şu. Buna bile inmiştim. Daha doğrusu teker koymuşluğum var yani. Gerçi pırpırlıydı ama olsun. Biz de Cessna ile uçuruyor. Bakalım bu sefer neler yapacağız. Şunun ters olması kötü ama yapacak da bir şey yok yani. Böyle idare edeceğiz şimdi. Yüklüyor. Önümüzde Chicago, ileride Max, şimdi olmayan Max havalimanı. Bu kadar tatlı havalimanı niye kaldırdı acaba? Bu gördüğünüz de deniz değil bu arada, göl. Chicago'nun gölü. Hazırmışız. Hazırız. Hazır mıyız? Bence görsel olarak gösteriyor. Hem de Max havalimanındayız. Evet, radarımız çalışıyor, eyronlar çalışıyor, pit çalışıyor, evet her şey çalışıyor. Ver gazı, gidiyoruz. En nefret ettiğimde joystick tepesinden dönmeli olan radar. Halbuki gaz kolumda radar yerine geçecek harika bir kumanda var. Ama maalesef ben bir türlü şeyi beceremedim göstermeyi. Bu arada ben niye uçağın içinden değilim, dışından görünüyorum. Bakalım bunu neyle sağlıyoruz. Yani yapacak bir şey yok. Şu anda Ball Thunder oynuyormuş gibi uçuyoruz. Hiçbir hızımız, şeyimiz, alanımız, sistemimiz yok. Bulamaz, hız kesik. Tamam. Tam gazı verdik, korkma. Tam gazı ver ya, yaprak kıpırdamıyor. Ve tabii 2003 yılında Max Havalimanı dururken ki Flight Simulator'ın 2003 öyle bir versiyonu vardı o dönemde. O zamanki görüntüleri hatırlıyorum da şimdiki hiçbir alakası yok. Ve mouse'da yana kayalım. Evet, orada. Neyse, sıfırlıyorum. Sonra doğru bir uçalım bakalım. Neyse. Bakın, Kort, O'Hara International, 26 kilometre. Bu uçakla bayağı bir sürer o. İşte şu iki tane kürdan saplı binayı görüyorsunuz. Nostalji yapan binalardan biri oydu. Kalkardan kendi onun yanından geçerdi. Böyle bakardım bunlara. Şimdi ben böyle gökdelenlerin hafif üzerinden geçerek, yolda bile trafik var. Şimdi o tür şeyler eskiden ilk zamanlar simülasyonlarda yoktu. Flight Şimdi birazcık hızlı seçeceğiz, atalım. Ben tabi silahları bulamadığım için
Maalesef. Kilometrede de Meis Havalimanı. Demin az önce kalktığımız. Bakalım sorunsuz bir iniş yapabilecek miyiz? Bu da fena bir çekim olmadı. Tamamen kapadım. Of. Umarım fren aynıdır. Ve de durabiliriz. Ve durabilecekmişiz gibi değiliz. Yok içimde. Neyse durduk. Neyse ki durduk. Budur olay. Evet, başka bir Flight Simulator çekimde görüşmek üzere. Ki ondan önce şunu söyleyeyim. Muhtemelen ufak bir yani kişisel jetim var biliyorsunuz orada da. İstanbul'dan başlayarak yavaş yavaş doğuya doğru uçuşlar yapmayı planlıyorum. Ufak ufak aralıkla. Evet, onlarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.